Hanım. Evet, Erol Bey'e teşekkür ediyoruz. Çok değerli hanımlar ve çok değerli beyefendiler, seminerimize başlayacağız. Ben Colmar'da sizlerle ilk defa seminer yapıyorum. Eminim sizlerle çok güzel bir seminer geçireceğiz. Hepinizi selamlıyorum, hoş geldiniz diyorum, sefalar getirdiniz diyorum. Ve çok sevgili anneler ve burada babalar var. Benim buraya gelmeme vesile olan Zeynep Albayrak Hanım'a huzurlarınızda çok çok teşekkür ediyorum. Lütfen onun için kocaman bir alkış istiyorum. Ve çok değerli hanımefendiler, beyefendiler, o değerli vakitlerinizi ayırıp geldiğiniz için sizlere de çok teşekkür ediyorum ve sizleri takdir ediyorum. Sağ olun, var olun. Lütfen kendinize kocaman bir alkış verin. İnanın. Şimdi çocuklarda davranış ve duygusal sorunlar. Yani davranışsal ve duygusal sorunlar. Yalan söyleme, başkalarının eşyalarını izinsiz alma, gece yatağını ıslatma. Nasıl? Mesela duyduğu bir şarkıyı fotokopi makinesi gibi kaydeder. Duyduğu bir hikayeyi fotokopi makinesi gibi kaydeder. Kullandıkları ilginç kelimeler. Yani o kadar böyle anaokulu kindergarten öğretmenlerinin bana getirdiği bazı resimler. Çok güzel çalışmalarımız oldu. Yani tüm gayretimiz çocuklarımızın o güzel dünyasını tanıyabilmek. Ve onların o güzel dünyalarına artılar koymak, pozitif, olumlu şeyler koymak, değil mi? Hangi anne baba istemez ki, ben de anneyim, benim de çocuklarım var. Hangi anne baba istemez ki çocukları kendine güvenen, kendini doğru ve dengeli ifade edebilen bireyler olsun. Mutlu, sağlıklı, kariyer yönünden başarı göstermiş bireyler olsun. Hangi anne baba istemez, değil mi? Erdemli bireyler olsunlar. Hani belki bir üniversite bitirir, beş üniversite bitirir, profesyonel bir şekilde İngilizce, Fransızca konuşur. Belki çok güzel yerlere gelebilir ama premier ne olması gerekiyor? Mutlu, kendine güveni olan ve erdemli. Erdemli olması gerekiyor. Bakın. Günümüzde değerlerimiz o kadar zayıflıyor ki erdem çok önemli. Hani çok sevdiğim bir hikaye var. Beyefendiler, hanımefendiler, katılmak istediğinizde lütfen çok sevinirim. Katılabilirsiniz bana. Çok sevdiğim bir hikaye var. Hani premier onların erdemli olmaları, erdemli bir birey olmaları. Sağlıklı ve özgüven dolu bir birey olmaları. Değil mi? Çok sevdiğim bir hikaye var. Şimdi bir zamanlar bir kral çok seviliyormuş, çok güzel işler yapıyormuş. Ama demiş artık yoruldum. Yaşım da epeyce ilerledi. Ben krallıktan vazgeçiyorum. Yani kendi yerime bir kral seçmeye karar verdim. Ve yakın çalışanlarına, danışanlarına, görevlilerine, askerlerine haber veriyor. Siz de diyor tüm ülkenin şehirlerine, köylerine, kasabalarına haber edin. Bir yarışma düzenleyeceğim. Ve o yarışmayı kazanan kişiyi kendi yerime kral yapacağım. Ve görevliler tüm ülkenin köylerine, kasabalarına, şehirlerine ne yapıyorlar? Haber gönderiyorlar. Ve kral olmak isteyen insanlar sarayın bahçesini dolduruyorlar. Diyor ki, sizlere şimdi tohumlar veriyorum. Verdiğim bu tohumları bir ay sonra bana getiriyorsunuz. Ama büyütmüş olarak bu çiçek tohumlarını bana getiriyorsunuz. Kral torbasını açıyor, içinden kral olmak isteyen herkesin eline tohumları veriyor. Şimdi diyor gidebilirsiniz diyor. Bir ay sonra diyor geri getireceksiniz. Ve 12 yaşında bir çocuk
O da kral olmak istemiş. O da tohum almaya gelmiş. Kral onun eline de tohum veriyor. Ve şimdi herkes köyüne, kasabasına, şehirlerine geri dönüyor. Bir ay sonra en güzel çiçeği büyüten kral olacak. Herkes de bir heyecan, bir telaşe, bir coşku, bir çalışma, bir gayret. Ve derken tohumlar saksıya koyuluyor. Toprağa dolduruluyor, suyu koyuluyor. Engre koyuluyor, güneşe koyuluyor. Ama 3 gün geçiyor, 5 gün geçiyor, 10 gün geçiyor. Tohumlarda tık yok. Herkesi bir heyecan, bir bekleyiş. 15 gün geçiyor, tık yok. Ve insanlar epeyce gayret gösteriyorlar. Ve bir ay sonra vakit doluyor. Yarışma meydana hazırlanıyor. Kral tahtında oturuyor. Herkes tek tek sarayın bahçesinden içeri girmeye başlıyor. Olala! Ellerinde kırmızılar, morlar, sarılar, papatyalar, güller, menekşeler, kucağında bir saksı doluyor. Herkes kralın önüne çiçeklerini koymaya başlıyor. Buyurun kralım, siz en iyisine layıksınız. Buyurun kralım, çok çalıştım. Buyurun kralım, çok emek verdim büyütmek için. Ne gayretler gösterdim. Siz en iyisine layıksınız. Vesaire vesaire, renk renk çiçeklerle kralın önündeki masalar doluyor, taşıyor. Ve kral herkese "Oo, çok güzel, çok güzel, çok güzel" derken 12 yaşındaki çocuk kucağında saksısı, içi boş, toprak dolu. Yavaş yavaş o da geliyor. Herkes gülmeye başlıyor. Aman diyor, çocuk işte ne anlar çiçek büyütmekten diyor. Bu işte diyor, kala kala ona mı kaldı diyor falan böyle. İmalar, sözler, hareketler. Neyse, kral herkesin saksısını kabul ediyor. Çok değerli halkım diyor, bu emekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Birazdan diyor, anlar içinde kralınızı seçiyorum. Evet, şimdi kralınızı seçiyorum ve kralınız bu saksının sahibi diyor. O boş saksı, hiçbir şey yok, sadece toprak var içinde. Gel sen yanıma diyor. Çocuk geliyor, 12 yaşında çocuk. Evet diyor, çok değerli halkım diyor, bundan sonra kralınız diyor, bu 12 yaşındaki çocuk. Herkes, ama bu nasıl olur? Ama bu olamaz, ama biz çok çalıştık, ama biz çok gayret gösterdik. Onun saksısında çiçek bile yok. Diyorlar ki, kral diyor ki, evet çok haklısınız, çok çalıştınız. Ama hepinize pişmiş, haşlanmış tohumlar verdim. 3 gün geçti, 5 gün geçti. Tohumlar büyümeyince ne yaptınız? Değiştirdiniz tohumları. Saksıya başka tohumlar koydunuz. Ama bu çocuk, tek bu çocuk doğru olanı yaptı. Pişmiş tohum büyüyemeyeceği için büyümeden boş saksıyı bana getirdi. Yani önemli olan erdemli olmak, dürüst olmak, kendini olduğu gibi ifade etmek. Çok çalıştım, çok gayret ettim, çok çabaladım ama doğru olan buydu. Pişmiş tohumdu, büyümezdi, değil mi? Evet, şimdi sevgili anneler, çok değerli babalar, biz de ne yapacağız? Çocuklarımızın özgüven dolu olması için, sağlıklı ve dengeli olabilmesi için, duygusal yönden tırnak içinde, duygusal olarak sağlıklı ve dengeli olabilmesi için, kendini doğru ifade edebilmesi için doğru yöntemleri kullanacağız. Molsheim'da kalıyorum. Strasbourg'da, Molsheim'da Hatice Hanım. Bir tanıtsın kendisini, evet, sizlere ilk önce. Bugün bu semineri düzenleyen görevlilere çok çok teşekkür ediyorum. Burada çok güzel bir paylaşım yaşadım. Bu paylaşımı eminim önümüzdeki dönemlerde tekrar devam ettiririz. Bugün ailelerle, anne babalarla çocuk psikolojisi üzerine seminer yaptık. Burada değinmek istediğim nokta şu, Ahmet Bey. Lütfen
sıkıntılarımız küçük olsun, büyük olsun, ertelemeyelim. Çözümler her zaman var. Ama ertelediğimizde sıkıntılarımız çözülmüyor, daha da büyüyor. Ve biz bugün sıkıntılarımızın çözümü için buradaydık. İlk adım atmış olduk. Evet, güzel bir adım atmış olduk. Bana bu imkanı verdi. Hayırlara vesile olsun inşallah. İnşallah. Bana bu imkanı verdiğiniz için buradaki KUJEP görevlilerine ve sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Biz elimizden geldiği kadar, ben medya ayağındayım. Kolmar Tanıt'ın Facebook sayfasını acizane ilgilenmeye çalışıyorum. Oradan duyurular yapıyoruz. Evet. Halkımızı motive etmeye çalışıyoruz. Evet. Bugün de buradaki toplantının olacağını duyurduk. Maalesef fazla katılım olmadı. Ama yine de benim için çok güzeldi. Çok güzel bir paylaşım yaşadım. Hani burada değinmek istediğim nokta şu. Bugün her şey çok hızlı gelişiyor. Teknoloji çağındayız. Teknoloji çağındayız. Ve bu her şeyin hızlı geliştiği bu çağda, inanır mısınız, bilgi güçtür. Bilgi sağlıktır, bilgi güvendir. Ve zemin çok kaygan. Bilgi başarıdır. Doğru bilgi ve doğru yöntemlerle ailemizi, çocuklarımızın gelişimini daha güzel noktalara taşıyabiliriz. Ve inanın çalışarak bunu başarabiliriz. Bu mümkün. Biz size çok teşekkür ediyoruz. Bize zaman ayırdınız. Bazı çok önemli bilgiler aldık. Çok güzel gelişmeleri beraber burada müşahede ettik. Şahit olduk hep beraber. Bunun için ayrıca sizlere, bize zaman ayırıp buraya kadar geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Siz bir eğitimci olarak, bir aile içi iletişim uzmanı olarak bugünkü gördüğünüz, sizi etkileyen birkaç konudan bahsedecek olursak neleri söylemek istersiniz? Neleri söylemek isterim? Anne babalara öncelikle bu güzel davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum. Buraya gelmek, böyle bir seminerde paylaşım yaşamak, çocuklara adına bu adımı atmak bile çok güzel. Öyle babalar var ki çocuklarının duygusal ve psikolojik sıkıntıları var, görmemezlikten geliyorlar. Ama görmemezlikten gelmek demek yok demek değildir. Orada büyük bir sıkıntı vardı. Hani Nasreddin Hoca'nın hikayesinde olduğu gibi iğnesini kaybetmiş, kapının önünde aranıyor. Komşusu diyor ki, hocam kaç saattir aranıyorsun? Ben sana yardım edeyim de birlikte bulalım. Ne kaybettin? Hoca da diyor ki, komşu sorma, iğnemi kaybettim. Hocam diyor, emin misin burada kaybettiğinden? Vallahi komşu diyor, iğneyi diyor evin içinde kaybettim. Hay Allah hocam diyor, niye burada bahçede arıyorsun? Ama orası karanlık diyor. Evet. Yani bir şeyleri görmemezden gelmek demek yok demek değil. Evet. Var. Bizim toplum olarak, anne babalar olarak sıkıntılarımız var. Biz bilinçle, farkındalıkla ve böyle güzel teşkilatların, böyle güzel derneklerin çalışmalarıyla tüm gayemiz bunlara bir çözüm bulmak. Çözüm noktasında birleşmek. İnşallah bana da bu fırsatı, bu imkanı verdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ediyoruz. İnanın çok güzel bir gündü bizim için. Yani piknikte geçireceğimiz zamanı, televizyon karşısında geçireceğimiz evet. zamanı. Burada sizlerle beraber hem evet. hoş sohbet oldu, hem güzel bir anı oldu, güzel bir paylaşım oldu. Bu yüzden burada emeği geçen KOJEP Kültür Bayanlar koluna ve KOJEP Kolmar ekibine, sizlere özellikle buraya bu kadar sıkıntı içerisinde toplantımıza gelen anne babalara çok çok teşekkür ediyorum. Son bir mesajımız varsa ailelere, özellikle çocuklarıyla sorun yaşayan ailelere bir tavsiyemiz varsa ondan bitirmek istiyorum, müsaade ederseniz. Tabii Ahmet Bey, acizane tavsiye etmek değil de kendi paylaşımlarımdan gözlemlediklerimi paylaşmak istiyorum. Lütfen anne babalar araştırsınlar, okusunlar, öğrensinler ve sıkıntıları olduğu zaman ertelemeyip bir uzmandan destek alsınlar. Bu konuda da hani şu an benim de Küçük bir parantez açabilir miyim Hatice'm? Mesela burada bazı aileler mesela psikoloğa gitmekten, psikiyatriye evet. gitmekten, yani yardım almaktan çekinen insanlar var. Yani bunun işte böyle hani Türkiye'de diyorlar işte delilik hastalığı veya işte evet. böyle hani şizofreni evet. gibi hastalıklarda. Evet. Yani bu şekilde anılmak istemediklerinden dolayı
korktuklarından olabilir veya çekindiklerin evet. olabilir. Evet. Yani o ailelere söylemek istediğiniz bir mesajımız varsa çekinmesinler. Yani evet. bu bir sonuçta bir hastalık. Evet. Yani bunun tedavi edilebilir olduğunu. Şimdi Ahmet Bey, bizim hocalarımız bize şöyle söylerler. İnsan bilmediğinden korkar. Yani insan tanımadığı şeyden korkar. Nasıl ki fizyolojik olarak bedenimizin ihtiyaçları varsa yemek yemek, uyumak, duş almak, giyinmek gibi duygularımızın da ihtiyaçları var. Ve tam da bu noktada bir terapiste gitmek, bir uzmana danışmak, bir terapi görmek kesinlikle gayet doğal bir ihtiyaç. Ve bunu bir doğal ihtiyaç gibi görebilirler ve bu konuda da derhal adım atabilirler. Size ulaşabilirler mi bu konuda? Bana ulaşabilirler. Avrupa Psikoloji Merkezi'ne her an telefonla mail atarak internet sitesinden ulaşabilirler. Ve eminim de çok güzel sonuçlar alacaklardır. Bir de benim anne babalara söylemek istediğim bir şey var. Uzun yıllardır üzerinde çalıştığım anne babalar için bir kitap çalışmam oldu. Şu an 20 aşkın internet kitap sitesinden o kitaba ulaşabilirler. Benim elimde olsa sizlerle paylaşmak isterdim. Keşke bugün burada olsaydı ki evet. masal kitabımız vardı çocuklar için. O çocuklar içindi. Yayın evi onu göndermişti. Elimde o vardı. Güzel bir İnşallah, kitaptı, güzel bir çalışmaydı. Evet. İnşallah bir dahaki seminerde veya bir evet. dahaki toplantıda evet. onu almak isteriz evet. eğer getirebilirseniz. Akiz kitaptan yayınlandı. Turuncu Adımlar Anne Baba Okulu, Anne Baba Eğitimi diye bir çalışma. Bunu da anne babalarla paylaşmaktan çok büyük mutluluk duyarım. Efendim çok teşekkür ediyoruz Hatice Hanım. Evet. Bizlere zaman ayırdığınız için ayağınıza sağlık, yüreğinize sağlık diyoruz. Allah'a ısmarladık diyoruz. Sağ olun, var olun. Sizler de sağlıcakla kalın.